Herkese merhaba, ben Ahmet Emre. Bu videoda neden MacBook kullanıyorum bundan bahsedeceğim. Bu arkamda görmüş olduğunuz bilgisayarı ben birkaç aydır kullanıyorum ve bu videoda hem bu MacBook alma sebebimi hem de aldıktan sonra yaşadığım deneyimi sizlere anlatacağım. Ve onun dışında bu bilgisayarla kullandığım birkaç tane farklı aksesuar var. Bunlardan da bu videoda sizlere bahsedeceğim. Öncelikle bu bilgisayarı almaya nasıl karar verdim? Birazcık bundan bahsedeyim arkadaşlar. Normalde ben masaüstü bir bilgisayar kullanıyorum. Zaten şu an arkamda da yine diğer bilgisayarımı görüyorsunuz. Monitör şu anda MacBook'a bağlı ama şu arkamda gördüğünüz kasayı ben yaklaşık 2 senedir kullanıyorum. Ve bütün işlerimi bu bilgisayar üzerinden hallediyordum. Hem normal günlük işlerimi bu bilgisayardan yapıyordum. Hem de bütün videolarımın kurgusunu, düzenlemesini, her şeyini bu bilgisayar üzerinden yapıyordum. Uzun bir süre bütün işlerimi bu bilgisayardan hallettim ama bir süre sonra bir laptop alma ihtiyacı hissettim. Bunun da sebebi her zaman işimi burada yapamıyorum. Yani bazen dışarıda halletmem gereken işler oluyor. Mesela bir lansmana gittim diyelim. Orada bir video çektim ve o videoyu hemen yayınlamam lazım. Ama öncesinde bu videonun hızlıca bir kurgusunu yapmam lazım. Ve bunun için de yanında bilgisayar olması gerekiyor. Yani orada videoyu çekip eve gelip bilgisayarda o videoyu montajlayıp yayınlamaktansa hani yanımda bir laptop olsa o videoyu hızlıca dışarıda montajlayıp yayınlayabilirim veya diğer işlerimde bu laptoptan dışarıda halledebilirim. Ben bu laptopu almadan yaklaşık 2 ay önce iPhone'a geçmiştim ve bunun da sebebi bu telefon şu anda piyasadaki en iyi video çeken akıllı telefon ve ben işim gereği biraz önce dediğim gibi dışarıda video çekimi falan yapmam gerekebiliyor ve her zaman kameramı yanımda taşıyamıyorum ve yanımda bu telefon olduğu sürece kameram olmasa bile dışarıda ben rahatlıkla video çekebiliyorum. Yani bu telefonu asıl alma sebebim buydu ve sonrasında yeni bir laptop alma ihtiyacı hissettiğim de iPhone'la uyumlu bir şekilde çalışması için MacBook tercih ettim. MacBook tercih etmemdeki ilk sebep de iPhone'la bayağı senkronize bir şekilde çalışmasıydı. Mesela bu telefonla çektiğim bir videoyu hiçbir kabloya ihtiyaç duymadan AirDrop'la hızlıca bilgisayarıma aktarabiliyorum. Bu da şu işime yarıyor. Ben mesela dışarıda bir lansmana gittim ve o an kameram yanımda değil, sırt çantamda laptopum, yanımda da telefonum var. Ben bu telefonla hızlıca orada lansmanda bir video çektim ve kablosuz bir şekilde videoyu bilgisayara aktardım. Bilgisayardan da kurgusunu yapıp videoyu yayınladım. Bu süreçte telefonla bilgisayar arasındaki uyum benim gerçekten çok işime yarıyor diyebilirim. Benim de bu MacBook'u tercih etmemin asıl sebebi buydu. İnceleme için birçok telefon ve bilgisayar kullanıyorum ama kişisel olarak tercih ettiğim cihazlar bunlar. Şimdi biraz da bu cihazı aldıktan sonra yaşadığım deneyimlerden bahsedeyim. Öncelikle kullanım konusunda bana bayağı bir rahatlık sağlıyor. Bildiğiniz gibi içerisinde macOS işletim sistemi bulunuyor. Yani Apple'ın kendi işletim sistemi bulunuyor. Ve bu işletim sisteminin en büyük avantajlarından bir tanesi de kullanım konusunda bayağı kolaylıklar sağlıyor ve stabil bir şekilde çalışıyor. Aslında bu cümleleri herkes söylüyor ama ben ilk Mac kullandığım çözmem birazcık zaman almış. Çünkü Windows'a göre bayağı farklı yanları var. Hatta ilk kullandığım zaman bana kullanışsız gelmişti. Çünkü Windows'ta yaptığım birçok şeyi Mac'te nasıl yapacağımı bilmiyordum ve bana açıkçası kullanımı birazcık zor gelmişti. Ama bir süre kullandıktan sonra bilgisayara bayağı bir alıştım ve sonrasında aslında benim işlerimi daha da kolaylaştırdığını fark ettim. En basitinden bu touchpad'i çok işe yarıyor. Yani ilk aldığım zaman montaj için ekstra bir mouse'a ihtiyaç duyuyordum. Çünkü bu touchpad'i kullanamıyordum. Ama sonrasında yavaş yavaş alışmaya başladığımda bu touchpad'in daha da rahat olduğunu gördüm ve hem normal günlük kullanımda olsun hem de video montajı yaparken bile bu touchpad benim gerçekten çok işime yaradı. Onun dışında yine bu macOS işletim sisteminin farklı avantajları var. Windows'a göre bu bilgisayara virüs bulaşma ihtimali çok çok daha az. Klavyesini ben çok beğendim. Daha önce kullandığım laptoplara göre yazma konusunda biraz da bana kolaylık sağladığını söyleyebilirim. Ben bu bilgisayarı almadan önce şöyle düşünüyordum. Ben zaten normalde bütün video işlerimi şu arkamda görmüş olduğunuz kasayla hallediyorum. Bu laptopu aldığım zaman da yine normal videolarımı, evde yapacağım işleri bu bilgisayar üzerinden hallederim. Dışarıda bir işim olduğu zaman veya dışarıda video montajlamam gerektiği zaman da MacBook'u kullanırım diye düşünüyordum. Ama bu bilgisayarı aldıktan sonra şunu fark ettim ki bendeki bilgisayar şu arkamda gördüğünüz kasadan çok daha hızlı bir şekilde çalışıyor. Yani hem videoyu montajlarken hem de videonun renderını alırken daha hızlı bir şekilde çalışıyor. Bu arada videonun başında söylemedim. Bendeki model MacBook Pro 2016 Touch Bar'sı olan model. Daha üst versiyonları var. Yani benimki birazcık eski kalıyor ama ona rağmen benim gayet işimi görüyor arkadaşlar. 2016 olduğu için tahmin edersiniz ki ben bu bilgisayarı ikinci el olarak satın aldım. Normalde daha düşük bir model almak istiyordum ama ikinci elde uygun fiyata denk gelince bu bilgisayarı aldım ve gayet de memnunum. Birkaç aydır kullanıyorum ve benim işimi fazlasıyla görüyor. Benim normalde kullandığım şu arkadaki kasa zaten toplama bir bilgisayardı. AMD Ryzen 3 1200 işlemcisi vardı. 8 GB RAM ve GTX 1050 Ti'da ekran kartı vardı. Benim genel olarak işimi görüyordu ama video montajlayacağım zaman genelde ön izlemelerde vesaire kasıyordu ve bazen problemler yaşayabiliyordum. Ama bu bilgisayarı aldığım zaman fark ettim ki MacBook aynı işlemleri hiçbir sıkıntı yaşatmadan yapabiliyor. Ve render sürelerine baktığımda da bu MacBook kasaya göre bayağı bir öne geçiyordu. Ve bu yüzden ben de yavaş yavaş diğer işlerimi de bu bilgisayara kaydırmaya başladım. Artık neredeyse bütün videolarımı MacBook üzerinden montajlıyorum. Bu konuda bayağı iyi bir performans sergiliyor. Video montajını kasada yapmam bir yönden avantajlıydı. Bu da klavye ile mouse'la ve büyük bir monitörde videoyu biraz daha rahat montajlayabiliyordum ama hız konusunda birazcık geride kalıyordu. MacBook için de bu sorunu şu şekilde çözdüm. Şu anda ekstra bir aparat kullanarak
MacBook'a klavye, mouse ve monitörü bağlayabiliyorum. MacBook'un üzerinde iki tane Type-C girişi var. Onun dışında bir tane de kulaklık girişi var. Başka bir giriş bulunmuyor. Yani ben normalde kullandığım klavye ve mouse'umu USB girişi olmadığı için bu bilgisayarda kullanamıyordum. Ama şu anda ekstra bir aparat kullanarak bu işlerin çok daha fazlasını yapabiliyorum. Bezos markasını bilenleriniz vardır. Çok çeşitli ürünleri var ve MacBook için de aksesuarlar üretiyorlar. Ben bu bilgisayarı aldıktan bir süre sonra da bana bir ürün gönderdiler. Bu ürün MacBook için bir dönüştürücü ama üzerinde arayacağınız bütün girişler var. VGA girişi olsun, HDMI girişi olsun, 3 tane USB girişi var, SD kart, micro SD kart girişleri var, kulaklık girişi var. Yani lazım olan bütün girişleri tek bir aparata toplamışlar ve bunların hepsi sadece bir Type-C üzerinden bilgisayara bağlanıyor. Ben bir süredir bu ürünü kullanarak bilgisayarımla çok daha güzel işler yapabiliyorum. Ne yapabiliyorsun diyecek olursanız da USB girişleri sayesinde klavye ile mouse'u, HDMI girişi sayesinde de monitörü bağlayarak çok daha kolay bir şekilde işlerimi halledebiliyorum. Yani evde masanın başında olduğum zaman gördüğünüz gibi şu anda zaten monitörü bağladım. Mouse da yine bilgisayara bağlı. Video montajını klavye ve mouse'la rahat bir şekilde büyük ekrandan yapabiliyorum. Yani bu aparatla birlikte tabiri caizse laptopumu bir iş istasyonuna dönüştürebiliyorum. Bu arada bu aparatın farklı çeşitleri de var. Yani daha küçük ve daha ucuz olan modeller var. Bu aparatın üzerinde bir sürü farklı giriş olduğu için hem birazcık boyutu büyük hem de birazcık pahalı bir ürün. Yaklaşık 50 dolarlık bir fiyatı var. Zaten açıklama kısmına da bu ürünün linkini vereceğim. Diğer modelleri ise daha küçük ve daha ucuz. Mesela birinde sadece USB girişi ile HDMI girişi var. Diğerinde ekstra olarak SD kart girişi var vesaire. Yani size de eğer böyle bir ürün lazımsa kullanım ihtiyacınıza göre daha farklı dönüştürücüler de bulunuyor. Açıklama kısmında onların da linkini veririm. İsterseniz oradan incelersiniz arkadaşlar. Bendeki model en büyük olanları ve üzerinde en çok girişe sahip olan model. Hatta ekstra bir tane Ethernet girişi bile bulunuyor. Eğer bilgisayara interneti kablolu olarak bağlamak isterseniz de bu girişi kullanabiliyorsunuz. Ürünün üzerinde kaydırmazlar var ve bu sayede ürünü bilgisayarın altına koyup bir stand olarak da kullanabiliyorsunuz. Zaten şu anda da bilgisayar bu aparatın üzerinde duruyor. Detay çekimlerinde de daha yakından bunu göreceksiniz. Yani boyutu büyük olmasına rağmen bilgisayarın altına koyabilmeniz gerçekten çok güzel bir avantaj. Ama eğer siz bu kadar girişe ihtiyacım yok diyorsanız biraz önce bahsettiğim diğer ufak modelleri de alabilirsiniz. Hem taşınabilirlik açısından hem de fiyat açısından onlar biraz daha avantajlı. Bu ürünü taşıması benim için sorun olmuyor. Çünkü dışarıda bir yere bilgisayarımı götürdüğümde her zaman sırt çantama koyuyorum ve bu aparatı sırt çantamda bilgisayarın yanına koyduğumda bir sıkıntı oluşturmuyor benim için. Onun dışında benim bu MacBook için kullandığım bir ürün daha var. Bu da yine Bezos markasının bir powerbank'i. Bu powerbank tam 20.000 mAh'lik bir kapasiteye sahip. Bayağı büyük bir powerbank. Ben bunu yaklaşık bir senedir falan kullanıyorum. Hatta daha önce kanalımda da bunun videosunu yapmıştım. Eğer unutmazsam sağ üstte kartlara koyarım. Merak ediyorsanız bu ürünün de inceleme videosuna oradan ulaşabilirsiniz. Bu ürünün de üzerinde bir sürü farklı giriş var ve bu sayede telefonumu hızlı şarj edebiliyordum. Ama sonrasında şöyle bir şey fark ettim. Bu powerbank'in üzerinde bir tane Type-C girişi var ve bu Type-C girişine MacBook'un çift taraflı Type-C kablosunu taktığım zaman MacBook şarj edebiliyorum. Powerbank'te laptopu şarj etmek gerçekten çok güzel bir olay ve 20.000 mAh olduğu için kapasite konusunda da bir sıkıntı yaşamıyorum. Tek sıkıntısı normalde prizden aldığım güce göre bayağı yavaş bir şekilde şarj ediyor ama tabii bu da küçük bir ürün olduğu için gayet doğal. Ama her ne kadar yavaş şarj etse de günü kurtarıyor diyebilirim. Dışarıda birçok kez bu ürün benim işime yaradı. Priz bulamadığım ortamlar oldu ve bilgisayarın şarjı azaldığı zaman bu powerbank'le birlikte bilgisayarımı şarj ettim. Yani benim bayağı bir işime yaradı. Bu ürünü de merak edenler varsa diye açıklama kısmına bunun da linkini koyacağım arkadaşlar. Benim MacBook'ta ekstra olarak kullandığım aparatlar bunlar. Bilgisayarla ilgili de benim bu videoda bahsedebileceklerim bunlar. Bu videoda pek fazla teknik detaya girmedim. Teknik detay istiyorsanız zaten YouTube'da model ismiyle aratırsanız bütün MacBook modellerinin hem Türkçe hem de yabancı birçok farklı inceleme videosuna ulaşabilirsiniz. Ben bu videoda bilgisayarla ilgili yaşadığım deneyimlerden ve neden bu bilgisayarı tercih ettiğimden bahsettim. Siz de bu konuyla ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa her türlü sorunuzu yorum kısmında sorabilirsiniz. Bütün sorularınızı cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Bu videonun da artık böyle sonuna gelelim. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.